Herkese merhaba. Ben Derya. Ben Birol. Her bölümde birbirinden ilginç internet aramalarıyla karşınızda olacağız. Bu haftanın konusu... Teşekkürler. Çok renkli bir konu anladığım kadarıyla. Evet, tahmin edebilir misin? Edebilirim, aynen. Kim? Hakim olduğunu tahmin edemem. Çizsem? Belki. Tamam. Bir bak bakalım. Bitti. Bakabiliriz. Muhteşem, nefis. Şahane olmuş, şahane. Ozan, resmimden de anlayacağın üzere bu haftanın konusu... Vincent Van Gogh. İlk sorumuzu soruyorum. Sor bakalım. Van Gogh kulağını neden kesti? Eski kulağı kesiklerden. Ben Van Gogh'un kulağının neden sarılı olduğunu iyi biliyorum. Neden? Çünkü Van Gogh bir sanatçıydı. Birçok sanatçı gibi kafası çok farklı çalışıyordu. Deliydi biraz. O yüzden bir gün resim yaparken çok sinirlendi. Belki beğenmediği bir şey oldu ve kulağını kesti. Bana da sorarsan ben de bir şeyler biliyorum. Olmadı mı? Peki, anlat bakalım. Şöyle ki, bir rivayete göre Vincent Van Gogh bir ressam topluluğu kurmak istiyor. Ressamların birbirinden ilham alabileceği, bir arada olacakları bir topluluk. Fakat Paul Gauguin bunu istemiyor ve birbirlerinin arasında büyük bir tartışma çıkıyor. Bunun üzerine Paul Gauguin şehri terk ediyor ve Van Gogh büyük bir bunalıma giriyor. Kulak memesini kesiyor diye biliyorum. Çok şey biliyorsun bu konuyla ilgili ama yanlış biliyorsun. Gayet araştırdım ben de. Boş bilgilerle gelmedim buraya. Van Gogh'un bir kardeşi var. Theo. Evet, Theo. Theo, Van Gogh'un sırdaşı, kardeşi, hatta resimlerini pazarlayan, ona para kazandıran insan. Ama Theo bir gün evlenmek istiyor, evleneceğini anlatıyor. Van Gogh da bunalıma giriyor. Çünkü yalnız kalacağını düşünüyor. Hatta parasız kalacağını düşünüyor. Bunun üzerine kulağını kesiyor. Haklıdır, biliyor musun? Yani insanın kardeşine evlenmesi biraz bunalıma sürükleyebilir. Ben de öyle olmuştum. Peki, Van Gogh sarı boya yer miydi? Son dönem doktorlarından birinin raporlarına göre kendisini zehirlemek için katran içi boya yediği iddiası var. Hatta o dönem ataklar geçirirken özellikle resim atölyesini kapıyorlarmış. Bir rivayet daha var tabii. Van Gogh resme çok aşıktı, resim yapmaya aşıktı. Sonra bir noktadan sonra fırçayı attı ve eliyle resimlerini yapmaya devam etti. Bu esnada da boyanın tadına baktı, tadına vardı da diyebiliriz. Ardından boyayı yemeklerinde kullandığı bile söyleniyor. Yemeklerine boya katıyormuş yani. Aynen, renk olsun diye, tad olsun diye. Sen hangi rengi tercih ederdin yiyecek olsan? Sarı. Böyle daha baharatlı olsun, köriye, kimyon, o tarz. Ha? Curry. Renk curry. Çok kötü gidiyor. Peki Van Gogh renk körü müydü? Yine bir rivayete göre kullandığı kurşun bazlı boyalar gözlerinde bir hasara sebep olmuş. Ama başka bir rivayete göre de kendisi epilepsi hastasıymış. Bu yüzden doktorun ona verdiği ilaç göz retinasında hasara sebep olmuş. Işıklı alanları ve sarı renkleri deformasyona uğrayarak görmesine sebep olmuş. Yani bizden farklı görüyordu. Bu onun muhteşem resimlerindeki o şahane bulutları, gökyüzünü, sarı başak tarlalarını bambaşka göstermesi belki biraz daha anlam kazanıyor değil mi? Tabii bu sadece bununla alakalı olamaz mutlaka. Onun sanatsal dehası, resim dehası veya resim teknikleriyle de alakalı ama demek ki bu bozukluğunda veya bu değişikliğinde bir sebebi. Peki senin bu patates resminin neyle alakalandırabiliriz dersin? Belki altında böyle bir şey yatıyordur, bilemiyorum. Belki acıkmışsındır. O zaman son sorumuza gelelim. Van Gogh yaşadığı süre boyunca hiç resim satabilmiş mi? Van Gogh zaten resme 27 yaşında başlamış ve 37 yaşında ölmüş. 10 yıl boyunca da özellikle hayatının son bölümünde olmak üzere 900'ün üzerinde resim yapmış. Ya. Ama bunların sadece birkaçını satabilmiş yaşarken. Büyük bir kısmını da hayatını geçindirebilmek için değiş tokuşla birilerine vermiş, karşılığında bir şeyler almış ve hayatını sürdürmüş. Yani çok zengin değilmiş. Bana aslında biraz umut doğdu bu konuda. Nasıl yani? Yani şu anki resmimden de anlayacağınız üzere biraz geliştirsem kendimi sanki ben de belki de resim hayatında başarılı bir isim olabilirim. Fotoğraf mı çeksen acaba? Peki Derya'cığım, sence hangisi Van Gogh resmi bunlardan? Bakalım. Hadi bakalım. İşte bu resim dermişim ama değil Birolcuğum. Bu resim Georges Seurat'a ait. Bu Fransız ressam Pierre Bonnard'a ait resimde 1927 yılındaki Cannes Limanı'nı görüyoruz. Bu da Münch'ün ünlü çığlık tablosu. Mona Lisa'dan sonra günümüzün en büyük görsel ikonlarından biri olmuş. Devam. İşte bu. Ron üzerinde Yıldızlı Gece isimli bu resim, Van Gogh'un 1888'in Eylül ayında yaptığı Arles'i gece vakti resmettiği resimlerden biri. Evet, bugünkü konumuz hakkında yeterince bilgi edindik herhalde. Vallahi Van Gogh'la ilgili bilmediğimiz bir sürü şey varmış. Evet. Neler varmış mesela? Mesela ben kulağını tamamen kestiğini sanıyordum. Aslında... Biraz kesmiş değil mi? Kulak memesini kesmiş, hı, evet. Çok güzel. Başka ne öğrendik mesela? Görme bozukluğunun sebepleri işte boyalardan ya da epilepsi hastası olduğu için olduğu. O da önemli bilgiydi bence. Tabii bir lezzet öğesi olarak boya kullandığını öğrenmiş olduk. En azından tadına baktığını, yemeklere karıştırdığını biliyoruz. Evet. Bir de tabii Van Gogh'un yaşarken çok fazla resim satmadığını öğrenmiş olduk. Sanırım Van Gogh gibi birçok ressamın başına gelen bir şey bu. Aynen öyle. Resimleri kendisi öldükten sonra daha çok kıymete biniyor. Biraz acı bir şey tabii aslında. Sana verilen değeri yaşarken görememek. Peki bu kadar Van Gogh konuştuk. Senin aklında Van Gogh'la ilgili ne kaldı? Yani şu an Van Gogh dediğinde tam gözünün önüne ne geliyor? Çılgın bir adam geliyor. Marjinal bir hayat geliyor. Gerçekten çok enteresan bir hayat hikayesi var çünkü. Bir de şaheserimden de anlayacağınız üzere patates yiyenler tablosu geliyor. Geliyor da geliyor aslında. Daha çok var yani. Sen çok ne düşünüyorsun? Hatırlarsan birkaç sene evvel gidip yerinde Van Gogh Müzesi'nde bu eserleri görmüştük. Birçoğunu görmüştük daha doğrusu. Hı. Orada da kendi odasında resmettiği bir çalışma vardı. Ve o oda geliyor aklıma. Çünkü o odada gereksiz hiçbir şey yok. Belki tabii ki maddi imkanlarından, o zamanki fakirliğinden, belki başka şeylerden, belki o zamanın ruhundan tabii ama bugün baktığın zaman bizim etrafımızda, odamızda, orada burada çok gereksiz bir sürü şey var. Hayatımızı geçirdiğimiz, konsantre olduğumuz. Belki de o yüzden benzer yetenekleri, o yeteneğin aktarılması gereken alana aktaramıyoruz ve böyle sanat eserlerinden mahrum kalmış oluyoruz. Bu bölümde Van Gogh'u işledik. Bir sonraki bölümde... Charlie Chaplin. Evet. Evet efendim, bir sonraki bölümde Charlie Chaplin'i işleyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hadi evde görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen önden gitsen ya şey.